Ne şikayetin var? Sen ama gül biraz ya. Böyle soğukluk çıkma burada. Ağzından nefes al be. Buradan nefes. Nefes. Kocaman 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 kocaman. Aç ağzını. Hadi. Nefes al. Nefes ver. 2 yıldır dünya üzerinde belirgin bir etki yaratan COVID-19 salgını ile beraber artık hepimiz virüsler konusunda, enfeksiyon hastalıkları konusunda az ya da çok bir bilgiye sahip olduk. Özellikle hijyen ne kadar önemli olduğu, izolasyon ne kadar önemli olduğu konusunda. Kapatmalarla beraber hastalık sayılarında, özellikle çocuk hastalık sayılarında belirgin bir azalma görmüştük. Fakat geçen yılla beraber kapatmaların artık kalması, kreşlerin, anaokullarının, ilk öğretimin, orta öğretimin eğitime başlamasıyla beraber özellikle 1-4 yaş arasındaki çocuklardan başlamak üzere ortaokul çağının sonuna kadar yani 13-14 yaşa kadarki çocuklarda belirgin hastalık sayılarımızda özellikle viral hastalıkta artış gördük. Bunun nedeni şu, Dünya Sağlık Örgütü her zaman yaptığı açıklamalarda şu söyler, der ki eğer bir çocuk 1-4 yaş arasındaysa, evdeyse, yılda 6-8 kez. Eğer bu çocuk kreşe ya da anaokuluna gitmeye başladıysa bu sayıları birer ikişer kat arttırarak hasta olma hakkına sahip. Bu ateşlenmelerin hepsi gerçekten kötüye işaret midir? Tabii ki değildir. Çünkü çocukluk çağındaki enfeksiyonlarımızın %80'i virüslerdir. Virüslerden kastımız nedir? Tabii ki şimdi son yıllarda anladığımız kadarıyla işte koronavirüsler, influenza dediğimiz grip virüsleri, nezle virüsleri, İşte bugünlerde fazla gördüğünüz el ayak ağız hastalığı gibi virüsler, kızamıkçık gibi, kızamık şeyi gibi hastalıklarımızın hepsi virüs hastalıklarıdır ve bunların özellikle hedef kitlesi çocuklardır. Neden çocuklardır? Çünkü bir, çocuklar bağışıklık sistemi tam gelişmiş varlıklardır. İki, toplu yaşamaya bizden daha fazla müsaitler. Çünkü kreşe gidiyorlar, anaokuluna gidiyorlar, ilköğretime gidiyorlar, parka gidiyorlar, bahçeye gidiyorlar, havuza gidiyorlar. Ve bunların toplu olarak bulunduğu bir yerde bir kişinin hasta olması demek, diğerlerinin de %80-90-3-5 kişinin hasta olması demektir. Bu anlamda Eylül bizim çok kritik bir ay. Çünkü Eylül ayıyla beraber birincisi mevsim değişmeye başlar. Yazdan sonbahara geçeriz ve ani gündüz gece farklılıkları, ki bu gece sıcaklık farklılıkları virüsün en sevdiği şeydir. Aşırı sıcaklık çok yaşamaz. Onun için bizim Doğu, Güneydoğu Anadolu gibi çok sıcak memleketlerde yazın pek hastalık görmeyiz. Ama Eylül ayı ile beraber bir mevsimin değişmesi, ki özellikle kreşlerin, anaokullarının ve okulların başlamasıyla beraber özel okullarda 20-25 öğrenci, devlet okullarında 40-50 öğrencinin bir araya gelmesi, işte burnu akan bir çocuk olduğu zaman bunun hemen o sınıfın en az %50-60'ını hasta etmesi beklediğimiz bir durum. Eylül ayı gibi 6 aydan büyük her çocuğa grip aşısı da yapılabilir. Genellikle bu hastalıkları tedavisi olmayan hastalıklardır. Yani özel ilaçlarımız çok fazla elimizde yok. Yavaş yavaş üretilmeye çalışılan özellikle Ar-Ge çalışmalarıyla koronavirüs için, influenza için oral ağızdan veren ilaçlar olmakla beraber yine bu hastalıkların %95-97 civarında grubuna herhangi bir ilaç vererek tedavi edemiyoruz. Özellikle hasta çocuğun yemesini çok beklemeyelim, içmesini bekleyelim. Onun için ne kadar çok sıvı alırsa o kadar iyi. Hastalıklarla çocuk bağışıklık geliştirir. Hasta olmadan bir insanın bağışıklığının sağlanabilmesi çok mümkün değildir. Onun için çocukluk döneminde diyelim ilk 5 yaşta sık hastalanan bir çocuk 6-7 yaşından sonra okula başladığı zaman daha az hastalık olur.